Merhaba sevgili kalemseverler. Gecenin bir yarısı kalem sökümü videosu çekmek istedim. Türkçe içerik ne yazık ki bu konuda yok. Tivizli bir kalemlerde zamanla pistonlar kilitlenebiliyor ya da mürekkep dolumu sırasında zorlanan bir pistona dönüşebiliyor. Benim kalemimde böyle olmuştu. Birkaç kere bu işi uyguladım. İnternette İngilizce videolar var, Japonca videolar var, Çince videolar var, Hintçe videolar var, Türkçe videolar ne yazık ki pek az. Kulaklıkla ses veriyorum çünkü gecenin bir yarısı gürültü olmasın diye çok da konuşmayacağım. Direkt konuyu anlatmaya başlayacağım. Olabildiğince çabuk bir şekilde bu işi kotarmanın yolları nelerdir onu göstermek istiyorum. Evet, tevizbi kalemler ne yazık ki sık sık kilitleniyor. Pistonlu kalemlerin çoğunda vardır. Pelikanlar nispeten daha uzun yıllar gidiyor. Öncelikle kalemin kapağını çıkarıyoruz. Tevizbinin yanında gelen silikon grease ve anahtarı muhakkak elimizde olmalı. Yoksa peki ne yapacağız? Onları kendimiz üreteceğiz. Onu da anlatacağım. Öncelikle kalemin section bölümünü düzgün bir şekilde tutarak sökmeye başlıyoruz. Kalemimizi saat yönünün tersine çevireceğiz diye hatırlıyorum. Evet, bakın öyle. Şu şekilde çeviriyoruz. Öncelikle section bölümünü yani uç bölümünü ayırıyoruz. Kalemi şöyle sakince bırakalım. Altta mürekkep muhakkak vardır. Şöyle onu temizleyip ucu bölümümüzü bu şekilde ayırabilirsiniz. Çok temizlik gereğini görüyorsanız yanınızda suyunuzu, fırçanızı bulundurup damağı, fırçayı da bunun içerisine bırakabilirsiniz. Benim için gereği yok. Gayet güzel yazıyor normalde. Şurada biriken bir miktar mürekkep olabilir. Onu da şırınga yardımıyla çekebiliriz. Şırıngamız da olacaktı burada. Herhangi çalışırken başımıza iş açmayalım. Üstümüz başımız zaten kirlendi bugün. Birkaç kalem tamiri yaptık. Evet, şöyle mürekkebi varsa içinde öne doğru getirerek kalan mürekkebi de alabilirsiniz. Ondan sonra bu uç bölümüne de selpak yardımıyla şöyle bir değdirip iç bölümü de vidalı bölümü de çok iz bırakmayalım. Evet, orayı da temizledikten sonra kalemin sökümüne başlayalım devamına. Bunun için bizim bir anahtara ihtiyacımız var. Tivizbinin Eko takımının kullanacağım ben bugün. Bakın Tivizbilerde bu çeşit bir anahtar ve silikon gres gelir. Bunu sakın ola sakın elden çıkarmayın. İşte çeşitli şekillerde kutu satanlar var. Ben bu Tivizbi klasiği ikinci el olarak almıştım bir mezattan mı yok bir Nevşehirli bir satıcıdan. Neyse internetten Kitantik üzerinden almıştım. Bu anahtarlar falan yoktu elimde. Sağ olsun birisi değerini bilmeden kalemi tutup kutuyu satmaya girişti. Ben de hemen aldım 80 liraya. Benim için kaçırılmaz bir fırsattı. Sonra ne yapıyoruz? Şu bölümü gevşetiyoruz ve öne doğru tamamen gidebildiği yere kadar çevirerek burayı açıyoruz. Yani pistonu olabildiğince ileri itiyoruz. Ondan sonra anahtarı buradaki düz bölüme takacağız. Eğer anahtarınız yoksa ama silikon gresiniz varsa internetten edindiyseniz ne yapacaksınız? Yanlış bilmiyorsam 0,7 metreye kesmiştim. Bir kredi kartını bu şekilde keserek buraya bir anahtar da yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Ondan sonra kalemi çevirdiğiniz yön basın. Bakın bu sefer bu tarafta. Sakın normalde olduğu gibi bu tarafa doğru çevirmeyin. Saat yönüne çevireceğiz. Saat yönüne çevirerek pistonun ana vidasını açıyoruz. Bu şekilde. Ya da şöyle sabit tutup kalemi de çevirebilirsiniz. Evet, vidayı açalım. Ben anahtarı çevirmeyi tercih ediyorum. Vidalı bölüm çıktıktan sonra işimiz kolaylaşacak. Dikkatli çevirin. Herhangi
şekilde, acele etmeyin. Kırmadan, dökmeden. Buraya kadar çevirdikten sonra zaten gerisi kolaylıkla geliyor. Pistonu çekiyoruz. Pistonumuz çıktı. Şimdi çıkardığınız hali çok önemli. Bakın şu, bu şekilde geri takacağız. Yani hatta benimki biraz daha önce de yaptığım için fazla geride. Ben biraz daha ileri alacağım. Yani şöyle biraz daha çevirip itip böyle takacağım. Neyse şimdilik böyle dursun. Ne yapacağız? Şu bölümü şimdilik çıkaralım. Bakın şu arka vida bölümünü de alalım. Şöyle. Şu bölümü de alalım. Ayırdık. Sonra silikon gresinizi açıyorsunuz. Silikon gres kıymetli bir maddedir. Açıp, ben daha önce yağladığım için, sadece size göstermek için uyguladığımdan çok fazla harcamak istemiyorum. Gel şuradaki başta biraz açılmış galiba. Evet, şöyle biraz daha uygulayalım. Şöyle silikon gresi sürüp hafiften şu bölüme bu şekilde sürüp burayı yağlıyorsunuz. Silikon gresimizin işi bitti. Silikon gresimizi güzelce kapatıyoruz. Kıymetli bir madde. Başka pistonlu kalemleriniz varsa onların da düzeltilmesinde, hatta kahve makinelerinin rahat işlemesinde falan bu gresi kullanabilirsiniz. Daha sonra ne yapacağız? Bunun içine içeceğiz mi? Hayır. Bakın. Öncelikle şu başı hazırlamamız lazım. Burayı bunun içerisine koyduktan sonra kalemin piston çevirici bölümünü 1,5 tur kadar çevirip bırakıyoruz. Daha sonra şu bölümü ayarlayacağız. Şimdi ölçelim. Bakalım nereye kadar gidiyor bu haliyle. Yeterli mi? Bence yeterli ama keşke biraz daha gönderebilsem diyorum. O yüzden şu başı biraz daha açmaya çalışacağım ama mümkün mü? Mümkün görünüyor. Çıkmaz değil mi? Çıkmazsa evet. Olabildiğince uzak bir şekilde hareket ettiriyor mu ona bakacağız. Bakın çalışmıyor şu anda. İçine almıyor. İçine alacak şekilde getirdiğimizde evet şu anda içine alıyor. Tuttuğunu hissettiğiniz yerde şuradan da ölçerek bakarak şu bölümden evet yeterli mürekkep çekecek bir düzeye geldiğini görüyoruz. Biraz fazla az oldu sanki ya. Evet şöyle biraz daha açalım. Evet. Tutuyor gibi. İttikten sonra biraz daha çektirebiliriz diye düşünüyorum. Daha bakalım yine de. Bence biraz daha açabiliriz. Oo, mürekkep. Unuttuk bunu temizlemeyi. Bunu normalde suya atmamız gerekiyordu. Ama unuttuk. Öyle geçti artık. Yine de temizleyelim şöyle. Mürekkebi temizlemeyi unuttuk. Evet, yapılan hatalardan biri. Mürekkebi temizlemeden olmaz bu iş. Suya batıralım. Mürekkebimizi yıkayalım. Elimiz de kirlendi. Masamız da kirlendi. Neyse. Bizim sık sık başımıza gelen işler olduğu için alışıkız artık. Evet, kalemimizi yıkadık suda. Bitti mi? Hayır. Kulak çöpüyle içindeki suyu da temizlememiz lazım. Şimdilik güzelce kalemi kurutalım. İçinde umarım çok su kalmamıştır. Evet. Neyse. Ayarımızı yeniden kontrol ediyorum. Biraz kısa geliyor bana. Açtım biraz daha.
Şuradaki bölümden ölçüyorum işte. İçime tam sinmiyor. Evet, şu şekilde takacağım artık. Daha fazla çeviremiyorum. İleri doğru itiyoruz. Vidalamaya gelince bu sefer saat yönüne doğru çeviriyoruz. Bu şekilde takıyoruz. Saat yönünün, pardon, tam tersine. İnsan ters çeviriyor bazen, böyle işler akılda yanlış kalıyor. Sonra belli bir düzeye gelince sıkmak için anahtarımızı kullanıyoruz. Anahtarlarımızı da güzelce sıktık. Şimdi kontrolümüzü yapalım. Nereye kadar iliştiğini görmek için şırıngayı kullanıyorum. Çalışmamış gibi görünüyor. Hayır, çalıştı. Pardon, açık haline bakacağız. Şöyle. Tam açık halinde bakıyorum. Şurada küçük bir boşluk kalıyor. Mürekkep penceresi boşluğu. Gayet güzel oldu. İşlerliğini kontrol ediyorum. Güzel. Güzel. Burada en önemli şeyi bir daha tekrar edelim. Burada şu başı takarken, şu bir daha göstereyim ya da tam anlaşılsın. Burayı söktükten sonra, içini, gresini yaptıktan sonra en önemli şeyin ne olduğunu unutmayın. Ayar yapmak çok önemli arkadaşlar. Şimdi bu bölüme dikkatle bakalım. Böyle takmanız lazım. Yani sizin kalemin mürekkep çekmeye hazır hale getirdiğiniz durumda takmanız lazım ucu. Eğer ki başka türlü takarsanız, yani mesela diyelim ki böyle taktınız siz mantarı, yani şu işte şu bölümden bahsediyorum. O zaman kalem bir türlü çalışmayacak istediğiniz gibi. Yapmanız gereken şey en açık haline getirip, yani şuradaki bölümden ölçerek gidebildiği kadar açarak mürekkep çekmeye hazır hale getirip takmanız lazım ucu. Bir de bakın, çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Şu bölüm ilk hareketi alabilmeli. Şu bölüme dokunmamalıydım ama dokundum. Benim de yaptığım hatalar oluyor arada. Bir daha ölçüyorum. Fena değil. Benim için yeterli daha doğrusu. Biraz daha ileri itilebilir miydi? Yani şöyle az bir şey daha itilebilir miydi? Bakayım. Ölçe ölçe. Evet, yeterli. Koyuyorum. Sonra da vidalamaya geçiyoruz. Vidalama alışkanlıklarımızın biraz dışında. Evet. Hep kafam karışıyor bu bölümü vidalarken. Evet, şurayı da güzelce vidalayalım artık. Ben gene ters çevirdim. Zannederim ben bunu hep yanlış yapıyorum ama sonuçta sorun değil. Vidaladıktan sonra güzelce, şimdi şırıngayla şöyle bakıyorum, yerinde mi? Çok güzel. Mürekkep penceresine kadar gelmiş, dayanmış. Geri çekiyor mu? Güzel işliyor mu? Kontrol ediyorum. Bir daha bakıyorum, yerinde mi? Yerinde. Evet. Yani mantarın şu bölüme dayanıp dayanmadığına bakıyorum. Sonra kalemin sekişim bölümünü yeniden monte ediyorum.
Bu bölümü monte ederken şurayı silmeyi de unutmayın. Hafif sızıntılar olabilir. Sonuçta mürekkep artıkları vardır. Evet. Sonra kalemimizi kontrol edeceğiz. Bir dolup doldurma yaparak. Mürekkep dolduralım şimdi. Size bu kadar şey anlattık. Bakalım doğru yapmış mıyız? Mürekkep çekiyor mu kalemimiz? Bir görelim. Schaefer'ın script mürekkebinden çekim yapalım. Evet. Kaç damla almış görelim. Alabilmiş mi ya da hiç? Evet. Gayet güzel. O tam olarak tankı doldurmuş. Gayet güzel bir şekilde mürekkep çekiyor. Bir daha çekelim. Kalemimiz dolu olsun. Mürekkebimizi kapatalım. Deneyebileceğimiz bir kağıt parçası buralarda var mı bakalım. Evet, şu şekilde bir bakalım. Klasikler son derece güzel kalemler. Üzerindeki mürekkep çekilirken kalan şeyleri de temizleyelim biraz. Evet, kalemimiz son derece verimli, güzel. Arka tarafa bakıyorum. Arka tarafı da gayet kıpırtısız, güzel oturmuş. Sorun yok. Evet, tıviz bileri bu şekilde. Yabancıların takılma dedikleri problemi, yani piston sıkışmasını böylelikle çözmüş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilecek bir içerik hazırlamışımdır.